Evet, kenelerin insanlara tutunmasıyla Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsü dediğimiz bir virüs hayvanlardan insanlara taşınmakta. Yani kene burada taşıyıcı bir rol üstlenmekte. Normalde Kırım Kongo kanamalı ateşi virüs taşıyan bir kene vücuda tutunduktan sonra özellikle inkübasyon süresi dediğimiz vücuttaki etkilerinin başlaması 1-3 gün içerisinde olmakta ve bu bazen 9-10 güne kadar da çıkmakta. Öncelikle halsizlik, ateş, kas ağrısı, iştahsızlık, ishal, bulantı gibi şikayetler olmakta ama daha ciddi ve mortaliteye neden olan yani hastanın vefatına neden olan kanamalara da maalesef neden olabilmekte bu hastalık. Eğer kene vücuda tutunduğunu görürsek mutlaka bizim bir sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekiyor. Ama eğer uzak bir yerdeysek, sağlık kuruluşuna hemen gidemeyeceksek bir kere çıplak elle çıkarmaya çalışmamalıyız. Mutlaka eldivenle veya poşetle bir bezle çıkarmaya çalışmalıyız. Eğer çıkmıyorsa da en yakın sağlık kuruluşuna bir şekilde başvurmalıyız. Keneyle özellikle yaz ve bahar aylarında bizim bu Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarımız daha çok ortaya çıkmakta. Bu nedenle de özellikle piknik alanlarında, işte kamplarda vakit geçiren vatandaşlarımızın bu konuda çok dikkatli olmaları lazım. Açık renkli kıyafetler giymeleri lazım. Pantolonlarını veya eşofmanlarını çorapların içine sokmaları lazım. Ve bu alanlardan ayrıldıktan sonra da mutlaka evlerinde kendileri veya evdeki bir diğer aile bireyinden kasıklara, koltuk altlarına, kulak arkalarına, dizin arka kısımlarına, saç ve saç diplerine mutlaka ayrıntılı bakıp kenenin olmadığını mutlaka görmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten de özellikle pandeminin olduğu 2020 ve 21 yıllarında çok fazla vakamız olmadı. İnsanlarımız daha az dışarıya çıkıyordu. Ama şu anda maalesef bu Haziran ayındayız. Henüz Haziran ayının başındayız. Bu yıl Malatya'da 5 vaka tespit edildi, pozitif vaka ve maalesef 19 yaşındaki bir gencimiz de, bir çobanımız da, çiftçimiz de kaybettik. Biraz geç başvurmuştu bize. Şikayetleri başladıktan hemen sonra başvurmamıştı. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, oradan da Doğanşehir'den, oradan da Turgutsal Tıp Merkezi'ne, İnönü Üniversitesi'ne sevk ettik. Ama gerekli müdahaleler yapılmasına rağmen hastamızı kaybettik. Yine 2020 yılında bir vaka, iki vaka pozitif saptanmıştı. Bir vakamızı maalesef kaybetmiştik. 2022-21 yılında da kaybımız olmamıştı ama bu yıl dediğim gibi henüz Haziran ayının başındayken maalesef bir gencimizi kaybettik. Bu nedenle sizlerin aracılığınızla vatandaşlarımıza özellikle kontrol ve tedbir yönünde elden bırakmayalım diyoruz tedbiri. Az önce bahsettiğim şekilde sadece tabii böyle piknik alanlarına giden vatandaşlarımız değil, özellikle riskli vatandaşlarımızın, bunlar kimler? Veterinerlerimiz, ahırlarda çalışan çiftçilerimiz, çobanlarımız, sağlık görevlilerimiz, yine laborantlarımız mutlaka dikkat etmeli. Özellikle bölgede eğer kene Kırım Kongo kanamalı ateşi saptanmışsa o bölgedeki hayvanların sadece kene ısırmasıyla değil, o hayvanların vücut sıvılarıyla da bulaşacağını bilmeleri gerekiyor. Bu konuda da tedbiri elden bırakmadan bu tür hayvanlara yakın teması olan, vücut sıvılarıyla teması olan vatandaşlarımızın mutlaka eldivenli, korunaklı bir şekilde temasları gerekiyor. Az önce de ifade ettim. Kendi müdahalesi kesinlikle ölümcül bir sonuç oluşturmaz ama kene tutulmuşsa onun bir an önce çıkarılması lazım. Eğer dediğim gibi sağlık kuruluşu yakın değilse, yakınsa direkt hastaneye gitmesini öneriyoruz. Çünkü belli küçük basit bir cihazla çıkarılıyor. Ama uzaksa çıplak elle değil de mutlaka eldiven, bir bez parçası veya bir poşetle tutarak çıkarması gerekiyor. Ve çıkmıyorsa da yine hemen bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Kene ısırmalarında tedbir çok önemli. Öncelikle tabii ki tedbiri özellikle çiftçilerimizin alması gerekiyor. Eğer o bölgede kene ısırmalarına bağlı Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsü saptanmışsa
ahırlarının çok dikkatli ilaçlanması, varsa küçük yarıklar kenelerin yaşamasına engel olmak için o yarıkların tamir edilmesi gerekiyor. Yine tüm bu risk altındaki bireylerin de özellikle doğada, işte yine ahırda kıyafetlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gerekirse çizme giymeleri gerekiyor. Çizme giyemeyecek durumdalarsa da eşofman ve pantolonlarını çorapların içine sokarak ve beyaz renkli, açık renkli kıyafetlerle kenenin daha rahat görünebilmesini sağlamak için tedbir alması gerekiyor. Ve bu tedbir ve koruma yöntemleri dışında da dediğim gibi kene tutulması olduktan sonra da en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. Bu yıl farklı bir şekilde vaka sayımız arttı. Özellikle Doğanşehir, Hekiman bölgelerinde, Akçadağ bölgesinde pozitif vakalarımız var. Kırım Kongo kanamalı ateşi zoonotik bir hastalık. Yani hayvandan insana bulaşan bir hastalık ama hayvanda hastalık yapmıyor. O bölgedeki vatandaşlarımızın hayvanlarla temas sırasında mutlaka korunaklı bir şekilde temas etmeleri gerekiyor. Henüz Haziran'ın başındayken 5 vaka diğer yıllara göre fazla olduğunu gösteriyor. Maalesef bu hastalık daha önce %20-30'lardayken şu an %5 gibi mortal seyrediyor. Yani bu hastalığa yakalanan 100 kişiden maalesef 5'ini kaybediyoruz. Bu nedenle ciddi bir hastalık. Yani bir Covid pandemisi gibi sık yayılan bir hastalık değil. Tabii ki o kadar vaka yok. Çok ciddi bir endişeye gerek yok ama özellikle bu riskli vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü mortalite oranı neredeyse Covid mortalitesinin 2-3 katı. Tabii vaka sayısı onun çok 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 altında. Ama yine de riskli vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesini buradan sizlerin aracınızla öneriyoruz.